Bu videoda tekli bağlar içeren basit organik moleküllerdeki nokta yapısının nasıl çizildiğini öğreneceğiz. Örneğin CH4 yani metan. CH4 molekül formülüne sahip metan molekülünün nokta yapısını çizmek istersem hemen buradaki organik periyodik tabloma giderim ve ilk olarak karbonu bulurum. Karbonun dördüncü grup elementi ve dört değerlik elektronu olduğunu görüyoruz. O zaman bir karbon atomu ve etrafındaki dört değerlik elektronunu bu şekilde çizebilirim. Genel kimya bilgilerimizden hatırlayacak olursak, atomun en yüksek enerji düzeyindeki diğer bir deyişle en dışındaki elektronlarına değerlik elektronları deniliyordu. Yani karbon atomunun en yüksek enerji seviyesinde dört tane değerlik elektronu var. Şimdi de hidrojene bakalım. Hidrojen periyodik tabloda birinci grupta ve yalnızca bir değerlik elektronu var. Hidrojeni de değerlik elektronu ile beraber karbonun yanına koyarsam, ki bunu üç kez daha yapmam gerekir, metan molekülünü tamamlamış olurum. Artık bu noktaları birleştirmeye başlayalım. İki değerlik elektronun bir tekli kovalent bağa eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse burada bir tekli kovalent bağ. Aynı şekilde burada da bir tekli kovalent bağ ve iki tane de burada tekli kovalent bağlarımız olacak. İşte metan molekülünün tamamlanmış nokta yapısı bu şekilde. Karbonun etrafında 8 elektronun olduğunu görebiliyorum. O zaman bu elektronları işaretleyelim. 2 4 6 ve 8. İşte bu şekilde gösterebiliriz. Karbonun etrafındaki bu 8 elektron karbonu oldukça kararlı hale getirir. Periyodik tabloya bakacak olursak neden olduğunu görebiliriz. İkinci periyoda bakarsak karbonun değerlik elektronunu 8 elektrona tamamlamak için devam ettiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Karbon 8 elektronla çevrilmiş olsa da soy gazlardaki gibi bir elektron dizilimine sahip olur. Bu da karbonun çok kararlı olmasını sağlar. Çünkü enerji seviyesindeki bütün orbitaller doludur ve oktet kuralına uyar. Hidrojene bakacak olursak da her bir hidrojenin iki elektronla çevrili olduğunu görürüz. Tabloda hidrojeni bulalım. Evet, hidrojen birinci enerji düzeyinde yer alıyor. Burada da bir elektron ve işte ikinci elektron. Dolayısıyla hidrojenin birinci enerji düzeyinde sadece bir tane s orbitali vardır diyebiliriz. Bu orbitalde maksimum 2 elektron bulunur ve helyum da soy gazlardaki elektron düzenine sahip olarak etrafındaki 2 elektronla kararlı hale gelir. Hadi başka bir nokta yapısına daha bakalım. Mesela içinde azot olan bir molekülü ele alalım. ch 3 nh 2 yani metil molekül formülüne bakalım. Bu sefer de etrafında dört değerlik elektronu olan ortadaki karbonla başlamak istiyorum. Karbonun yanında üç hidrojen atomu olduğunu biliyorum. O zaman gidip bu üç hidrojeni de ekleyelim. Her bir hidrojenin bir değerlik elektronu var. Bir de sağ taraftaki azot atomuna bakmam gerekiyor. O halde periyodik tabloda azotu bulalım. Azot 5. grupta ve 5 değerlik elektronuna sahip. Öyleyse elektronları şöyle gösterebiliriz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hala burada göstermediğimiz iki hidrojen atomumuz olduğunu fark ettiniz değil mi? İşte burada hala iki hidrojenim var. Ama azotun yanında onların yerini de görebiliyorum. Devam edip bir hidrojeni buraya, diğerlerini de buraya koyalım. Sonra noktaları birleştirelim. İşte molekülümün nokta yapısı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu yapı üzerinden oktet kuralında kontrol edebilirim. Karbonun bir okteti, aynı şekilde azotun da bir okteti var. Devam edip bunu doğrulayalım. 2 elektron burada, 4, 6 ve 8. Azot ikinci periyotta bulunur ve nokta yapısını çizerseniz oktet kuralına uyduğunu göreceksiniz. Hadi bir tane de oksijenli örnek yapalım. Bu sefer de metanol molekülünün nokta yapısını çizelim metanolü CH3OH diye yazıyoruz. Aynı şekilde yine 4 değerlik elektrona sahip karbonla başlayalım. Her biri bir değerlik elektronuna sahip 3 hidrojen atomumuz var. Devam edip bu 3 hidrojeni de buraya koyalım. Bir de oksijen atomumuz var. O halde periyodik tabloda oksijeni bulmamız gerekiyor. İşte burada 6. grupta. Oksijenin 6 tane değerlik elektronu var. Oksijeni ve etrafındaki 6 değerlik elektronunu da buraya çiziyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra hidrojeni de eklememiz gerekiyor, değil mi? Evet. Bu hidrojene bir yer bulmam gerekiyor ve 1 değerlik elektronu olduğunu biliyorum. İşte onun da yeri burası. Şimdi moleküldeki tüm tekli kovalent bağları görebiliyoruz. Bu bir bağ. Bu da diğer bağ. Bu durumda karbonu oksijenle, oksijenin de hidrojenle bağ kurduğunu görebiliyorum. Oktet kuralımızı tekrar kontrol edelim. Karbonun etrafında 8 elektron var. Oksijenin de. Burada 2, burada 4, burada 6 ve burada da 8 elektronu var. Dolayısıyla oksijen de oktet kuralına uyuyor. Aslında bir nokta yapısı çizerken her bir atomu tek tek çizip bütün değerlik elektronlarını bu şekilde toplamaya ve bütün bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Direkt çizmekte başlayabilirsiniz. Örneğin size C2H6 yani etan molekülünü vermiş olsaydım nokta yapısını çizmenin bir başka yolu da şöyle olurdu. Sadece bağları çizmekte başlardık. İki karbonum var ve bu iki karbonun da birbirine bağlandığını biliyorum. Molekül yapısında 6 tane de hidrojenim var. Karbonun etrafında ne yapabileceğimize bakarsam, bu 6 hidrojeni de 2 karbon atomun etrafına yerleştirirdim. Eğer bu şekilde yaparsam, her bir karbon atomunun etrafında 8 elektronumuz olur. Ve bu da etan molekülünün nokta yapısı olurdu. Bir kere daha kontrol etmek isterseniz, nokta yapınızın doğru sayıda değerlik elektronuna sahip olduğundan emin olmalısınız. Her bir karbon için yeniden düşünecek olursak, her bir karbon 4 değerlik elektronuna sahip ve 2 tane karbonum var. O halde nokta yapısında göstermemiz gereken bu iki karbondan gelen 8 değerlik elektronumuz olmalı. Her bir hidrojen bir değerlik elektronuna sahip. Bu durumda 6 hidrojenim var. O zaman bu 6 hidrojenden gelen 6 değerlik elektronu ile birlikte toplamda 14 elektron olması lazım. Nokta yapısına bakarak doğru sayıda değerlik elektronumuzun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. 14 tane elektrona ihtiyacımız var. Hadi saymaya başlayalım o zaman. 2 tane burada. 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Yani nokta yapısının da gösterdiği gibi doğru sayıda değerlik elektronumuz. Ayrıca karbonların etrafında da elektron oktetlerimiz var. O halde etan için nokta yapısı da bu şekilde olacaktır.